Hasibe, daha balon şişir canım. Aa, yeter ya. Vallahi cingarım sündü ha. Hasibe, ya laf yapma. Bak şimdi, son olarak tam mükemmel dokunuşu yapacağım. Bak, nasıl? Kız, palyaçolar geldi. Hoş geldiniz palyaçolar. Hoş bulduk. Bize uygun bir yer gösterir misiniz? Biz de hazırlık yapalım. Tabii. Hemen şöyle içeri geçebilirsiniz. Teşekkürler. Kız. Merveş. Senin yüzünden geç kaldık ya. Bir de kavganız çıktı başına. Oh salak kafa. Keşke taksiye binip gelseydim ben. Geldik işte. Tamam hadi. Hah, geldim ben. Maalesef geç kaldınız Elmas Hanım. Nasıl? Ya iğneyi yapamaz mıyız şimdi? Tam zamanında vurmalıydık. Ya bir şans daha yok mu? Maalesef. Daha önce size anlattım bunu. Bundan sonra tedaviye devam edemeyiz. Bir süre ara vereceğiz. Belki dilerseniz bir süre sonra yeniden başlayabiliriz. Üzgünüm. Tamam. Salak kafa. Keşke sabahın erken saatinde gelip şurada bekleseydim ya. Kız, sen ne gülüyorsun ha? Ya zaten senin yüzünden oldu mahcup olacağına. Ne mahcup olacağım be? Ben o bebeği yapama diye uğraşıyorum burada zaten. Ne dedin sen? Bilerek yaptım dedim Elmas. Allah cezanı versin senin değil mi? Ya böyle bir şey yapılır mı ya? Bebek mi ya? Seni pislik, vicdansız seni. Ha, tabii tabii. Proje bebek. Ben o miras sana yedirmeyeceğim Elmas. Hmm. Yedirme. Bir sonraki ay var. Bir sonraki var. Bir sonraki ne var ha? O zaman ne yapacaksın? Nasıl engelleyeceğim beni sen? Zamanı gelince düşünürüm ben bir şey ya. Sen merak etme. Sen var ya sen. Çok pis bir savaş açtın bana. Bunun bedenini ödeyeceksin. Demirhan ya sen ne kadar yakışıklı olmuşsun. Senin o papyonunu yerim ben. Kız Mavi. Ya keşke çiçeğe de getirseydin. Ne güzel işte palyaçolar falan var. Eğlenirdi çocuk. Ya evet aslında ama çiçek daha çok küçük Safiye abla. Bu gürültüye gelemezdi ki. O yüzden evde bıraktım onu. He, iyi ettin gelin hanım. Onlar Aydan'la sakin sakin otururlar evde. He. Lan bu pembe nerede ya? Bu kız neyi böyle? Her bir yerlere en son illa o gelecek ha. Metin'e hediye bakayım diyordu. Ha. Ay yok, vallahi ben yerlerimde duramıyorum. Aa, ne oldu Safiye abla? Kız girdiğim yoğun depresyondan dolayı. Vallahi kaplarıma sığamıyorum, yerlerimde duramıyorum ya. Azıcık ben bir gideyim de şu çocukların yanında durayım. Hani pozitif enerjiler falan olur ha? Allah Allah. Bu neyi depresyona falan giriyor ki ne? Cemal'dan kurtuldum diye sevineceğine. Anneciğim, böyle güzel bir günde kötü şeyler konuşmayalım. He anneciğim, konuşmayalım. Dur, bana balondan araba yap. Ne oldu canım, kaç kapılı olsun? Bana da kedi yap. Ya kardeşim, benim öyle bir yeteneğim yok ya. Ben bunları bir tek dümdük şişirebiliyorum. Alıp şimdilik bunlarla idare edin, al. Olsun. Şişt, Safo. Benim Cemal'im. Ana! Cemal, senin bu kılıklarda işin ne? Sus, tanımlamak için öyle şey ettim ya. Hasibe'ye açık hedef olmak istemiyorum çünkü. Anne. Hadi bir fotoğrafınızı çekeyim sizin ha. He. Gece gayet yakışmış. Sana çok uygun bir tercih olmuş canım. Safo, şu an bana laf dokandırmanın hiç yeri ve sırası değil. Kız, sen benim telefonlarıma niye cevap vermiyorsun? Ne diyeceğini biliyorum da ondan dolayı açmıyorum, cevap vermiyorum Cemal. Ya biraz rahat ver. Sık boğaz etme beni Cemal. Ya ben sana demedim mi? Beni sık boğaz etmeyeceksin. Ya tamam dedin de benim öyle bir zamanım yok ya. Safo Allah'ın aşkına yürü gidelim şuradan bak. Bak hesaptan para da çektim. Her şey tamam, bir sen eksiksin. Ne olursun ya, yürü defolup gidelim şuradan. İstemiyorum, gelmeyeceğim ya seninle. Sonra kır mısın? Bırak lütfen. Tamam lan tamam. Ben de kendim giderim ya. Sen bize şeker ver. Oğlum ben bakkal mıyım lan? Sen nasıl parça açıyorsun? Hep bizi azarlıyorsun. Şeker ver bize şeker. Bir kişi başımıza toplayacağınız. Al. Şimdi bunlarla idare edin, al. Al şimdi.
Hazba abla, o palyaço ne diyordu sen? Ne diyecek işte? İşte program saat kaç gibi biter, ne kadar sürer falan diyordu. Ekstrem ne almış işte onu diyor yani. Ciddi olamazsın. Ya daha yeni başladı, nereye gidiyormuş da? Kardeş, müdür, müdür. Abim, hadi gelinme tamam mı? Çok iyi geçecek, bak dualarım seninle. İsmet, bak ameliyatta bir aksilik olursa... Abi, Allah'ını seversen ya, böyle şeyler getirme aklına sen. Bak bana bir şey olursa, kızıma iyi bakın. Onu ne kadar çok sevdiğimi anlatın. Tamam. Yok abi, ben Çiçek'e hiçbir şey anlatma. Sen ameliyata gir çık. Kendin anlatırsın inşallah. İnşallah. Siz Ali Bey'in yakınısınız değil mi? Evet, kardeşim doktor bey. İşi burada değil galiba. Yok, çağırmadık. Yani abim istemedi. Anladım. Aslında kendisi de burada olsaydı çok iyi olurdu. Neden ki? Nasıl söylesem bilemiyorum ama Ali Bey'in bu ameliyatı atlatamama riski var. Kendisi de bunu biliyordu. Nasıl ya? Abim ölebilir mi yani cidden? Üzgünüm. Her ihtimale karşı hazırlıklı olsanız iyi olur. Bence işine de haber verin. Ya. Abi sen niye söylemedin ki bize hiçbir şey? Allah'ım. Allah'ım ben bunu tek kaldıramayacağım. Yengemi alıp geleceğim. Aa krampon süper ya. Ben de bunların için para biriktiriyorum baba. Çok teşekkür ederim. Ay kuzum. Güle 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 kuzum. Metin. Bak bu da benim hediyem. Ama önce al bakalım. Aa, akıllı saat. Allah süpersin ya. Canım benim. Abo, la saatinde akıllısı mı olurmuş? O ne işe yarıyor kadasını aldım? Her işe yarıyor vallahi. Konuşabiliyorsun, mesajlaşabiliyorsun. Ya, senden benden akıllı yani bir kul. Ya Mavi ne gereği vardı? Bu çok pahalı bir hediye gülüm. Aşk olsun yenge, o nasıl laf ya? Metin bizim ilk göz ağrımız. Merhaba. Heh, Nir dersin sen, Nir dersin. Bu çocuğun doğum günü bitecek, daha yeni geliyorsun. Anneciğim, ay. Amca ya. Vallahi Metin'i ben layık bir hediye bulana kadar göbeğim çatladı ha. Doğum günün kutlu olsun bebişim. Al. Sağ ol abla. Sen neredesin İlyas Efendi? Canın istediği zaman mekan sahibi gibi erkeninden geliyor, istemedi bir de at solist gibi en sondan. Ben de Pembe'ye yardımcı oluyordum Fatma bacı. Sen de kızıyorsun böyle, olmuyor yani. Fatma, canım herkesler geldiğine göre istersen pastayı keselim. Ya kesek tabii canım. İlyas, durup durma, haydi pastayı getir, yürü. O iş bende. Ay ben de iskemle getireyim ya. Güzel. Fatma. Korkma kız, korkma. Benim Cemal'im. Cemal? Sen bu palyaço kıyafetiyle ne yapıyorsun ya? Kızım ne yapayım? Tebdil kıyafet geleyim dedim ya. Niye ki ne? Aa tabii. Anamdan korkuyorsun değil mi? Ne tırsaksın la sen? He tırsıyorsun var mı? Allah Allah, canım sokakta bulmadım ben ya. Aa bak Fatma, ben Ürgüt'ten gidiyorum. Belkim dedim, sen de benimle gelmek istersin. Hadi ne olur. Çocukları da al da. Kaçalım gidelim buradan. Ne vuruyorsun kız? Sen bana nasıl böyle bir teklifte bulunabiliyorsun ya? Az önce Safiye'nin yanındaki de sen değil miydin? Ne oldu? Onu ikna edemeyince şansını bende mi deniyorsun utanmaz? Ona da bir teklifte bulundum. Yalan yok yani. Ama bak ne diyeceğim. Benim her zaman ilk tercihim sendin. İlk tercihim bendim. Sonra ne oldu? Tercihte kaydırma mı yaptın? Sen Allah cezanı versin. Sen ne fena, ne utanmaz bir adamsın ha. Ya defol git. Vallahi çağırırım bütün milleti başımıza toplarım ha. Gidin artık. Vartarak. Ay gideyim de şu İlyas'a bakayım ya, gelemedi. Ne oluyor lan orada? Bu gitme kaçıracağım lan, beni zoytarım.
ipe bak. Fatma. Bırak. Gelinim. Gel hele gel. Meymen sularına koyalım. Kız sen manyadın mı? Ne oldu kız? Elin polyançasına ne deyi vuruyorsun? Baba. Bir terbiyesizlik mi etti olsa? Ana. Palyanço değildi o. Cemal. Ne? Senden korkusuna o kıyafetleri giymiş. Urgut'tan gidiyormuş. Safiye'ye gitmeyi teklif etmiş. Kabul etmeyince bana teklif etti pislik. Hey Allah kahretsin. Şu herifin aldığı her nefes bana zulüm, eziyet. Ana az bir dur. Ya ağzımızın tadı bozulmasın şimdi ya. Zaten gidiyormuş buradan. Görmeyeceğiz bir daha. Kendini üzdüğüne değmez. Gülüm. Sıkma canını. Doğru diyorsun gelinim. O dua etsin. Bugün torunumun doğum günü. Yoksa o kırk ayağıma fidendim. Anne, nerede kaldı pastam ya? Hemen şimdi geliyor. İlyas Efendi bunları dikecek, tamam mı? Ay, ay ne kadar güzel şeyler buldu ya. Geleceğim senin Ecem'im. Yarım saate Çamlık'ta buluşalım. Hay Allah ya. Yengeme nasıl diyeceğim ki şimdi bunu? Aa kocişim. Benle bir dışarı gelsene, bir şey konuşacağım seninle. İsmet ne oldu, bir şey mi oldu? Gel sen bir dışarı, gel gel. Aa ne oluyor kocişim ya? Maşallah kötü bir şey oldu. Al kardeşim ya, sağ olasın. Bana kalırsa sen de kendine şöyle siki otalı mayışlı bir iş bul ya. Bu kadar veletle nasıl başa çıkıyorsun? Vallahi çekilecek çile diye la. Bana dayanamayacağını biliyordum Fatih. İsmet sen ne diyorsun? İsmet sen ne dediğini farkında mısın ya? Hayır. Hayır bu kâmsı olmalı, bu kâmsı olmalı. Allah'ım. Demek ki o bütün baş dönmelerinin, bayılmaların sebebi buymuş. Ya nasıl böyle bir şey bize söylemez? Böyle bir şey bize nasıl söylemez? Ya onu bırak, sen niye bize bir şey söylemedin? Avşanım bana kızmayın ya. Abim tembih etti. Hiç kimse hiçbir şey söyleme dedi bana. Mavi ile babam çok üzülür dedi. Ya yenge ben de yeni öğrendim ki zaten. Ya böyle bir şey de bile bizi düşünüyor, inanamıyorum ben. Fedakar abim benim ya. Ya yenge. Bana da her şey dememiş abim zaten. Az önce doktordan öğrendim. Bu ameliyat çok riskli bir ameliyat dedi. Yani her ihtimale hazırlıklı olun dedi bana ya. Ne? İsmet. İsmet beni Ali'ye götür. İsmet beni Ali'ye götür. Hemen beni Ali'ye götür. Tamam hadi çabuk tavşan. Kimseye bir şey deme. Tamam. Gel. Ben de geliyorum ya. Ablamı yalnız bırakamam. Bana bak. Ya herkesler nerede ya? Hani az önce Mavi ile Pembe buradaydı. Neredeler? Annem onlar İsmet amcamla dışarı çıktılar. Gelirler birazdan. Fatma ben geldim bekliyorum. Oyalanma sen de. Çocukları da al gel çabuk. Ey Allah'ım ya. Ulan Cemal sen niye yüzsüzümüşsün ya? Hala da bekliyorum diyor. Ya ben bunu elimle dövdüm yetmedi. Dur bir de dilimle döveyim. Sen dur sen. Bir dakika bu ne ya? Geleceğim seninle Cemal. Yarım saate Çamlık'ta buluşalım.
Daha ya ben böyle bir mesaj atmadım ki ne? Ben atmadıysam kim attı? Ana, anam nerede bu? Ay. Bir gülapla. Hanımı gördün mü onu? Yok, girmedim. Mutfaktadır herhalde bacım. Üf, yok ya. Ben size bir şey diyeyim mi canım? Hasebe en az yarım saattir falan yok. Ha. Alo, Fatma neredesin sen ya? Vallahi ağaç oldum burada beklemekten. Hani geliyordum? Dinle beni. Ben sağa geliyorum diye mesaj atmadım. Anam atmış Ellam. Ne? Ne diyorsun sen Fatma? O mesajı Hasibe mi atmış yani? He. Yani bana öyle geldi. Çünkü anam bizim konuşurken görmüş biliyor musun? Tabii ben de olanı biteni de anlattım. İşin ifrit olursa. Cemal kaç. Cemal oradan kaç. Hasibe. Bağırık ayak diyorsun ama senin de benden aşağı kalırken yok. Hiç olur mu Cemal ya? Ben senin kadar yılan, senin kadar çıyan olabilir miyim? Ne oldu la? Hayırdır? Betin benzin soldu. Tabii. Hiç bir yere de kaç ama. Ha? Hasibe sen ne yapıyorsun ya? İşlediğin suçun cezasını kesiyorum Cemal. Korkma lan. Korkma. Ne demişler? Orhun'un ecele faydası yok. Allah'ım ne olur Ali'ye bir şey olmasın. Allah'ım ne olur Ali'ye bir şey olmasın. Ne olur. Ya nereden çıktın karşımıza Hacı ya? Ya İsmet hadi ya. Geç şunu salla bir şey yap daha hızlı git. Ay evet kocişim ya geç şunu. Allah Allah kanlı gibi mi gideceğiz? Tamam. Tamam merak etmeyin geçeceğim. Sakin ol ya. Şimdi sen susacaksın. Ben konuşacağım. Sen de beni dinleyeceksin. Aferin lan. İyi tahmin ettin. Fesinin silahını benim aldığımı iyi tahmin ettin.
Aslında var ya, ben seni o gece vuracaktım. Sen safra kalktığında... ...dah! Deyi tetüğü çekivereceğim. Şu hin kafanın pekmezini akıtacaktım. Ama sonra vazgeçtim. Yok dedim. Ben bunu herkeşlerin içinde öldürmeyeceğim. Tıpkı evladıma yaptığın gibi tenha bir yere çekip orada öldüreceğim. Zira bu şekilde kimseler imdadına yetişemeyecekti. İndir şu silahı ya. İndir şu silahı. Ne olursun. Bak bir kaza olacak şimdi. Bak tabancayla şaka olmaz. Hem beni vurup da ne yapacağım ya? Ben ölünce eline ne geçecek? Evladın geri mi gelecek? Bak Allah'a da verdim. Pişman olacağım bir şey yapma. İndir şu silahı. İndir ya. Konuşma lan. Konuşma. Bahattin. Azime sen ne yaptın ya? Azime, tamam. Tamam yeter bu kadar. Yeter bu kadar tamam. Yapma kurbanın olayım yapma. Bak benim bir ailem var. Çoluğum çocuğum var. Yeter ölmek istemiyorum ne olur yapma. Benim oğlum da ölmek istemiyordu. Benim oğlumun da ailesi vardı. Benim oğlum da doğmamış bebesini göremeden gitti. Sen kopardın onu bizden. Yaptığının bedelini ödemeden aramızda dolandın durdun. Cezanı çekeceksin. Katil! Ahmet'im. Aldım intikamını anne. Kanını yerde koymadım. Rahat uyu anne.
Vertebral damarda kanama başladı. Tümörü besleyen önemli bir atar damar bu. Hemen müdahale etmemiz lazım. Krep ver. Tamam. İkinci damarda da kanama başladı. Hemen ona da müdahale edelim. Aspiratör. Nabız yükseliyor, kan basıncı düşüyor. Çabuk olun, hastayı kaybediyoruz. Plan. Tampon. Çabuk olun, hastayı kaybediyoruz. Çabuk olun. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس